İyi günler sevgili çocuklar. Ben Matilo Goreti İlköğretim Okulu Türkçe öğretmeni Yüksel Pamak Okçabol. Dersimiz Türkçe, konumuz fabullarda eşekle tilki. Konumuzu yerli kitaplarımızda sayfa 100'de bulabilirsiniz. Ben fabul çok uzun olduğundan dolayı size farklı daha kısa bir fabul okumayı seçtim. Tilki ile kedi. Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış. Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düşmanları onu alt edemezmiş. Çünkü onlardan kurtulacak biri sürü, oyun ve hile bilirmiş. Kedi biraz utanarak, ben fazla oyun bilmem ki demiş. Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir tek yol bilirim, o da kaçmaktır. Tilki, kedi kardeş demiş, ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim. Ama senin durumuna üzülüyorum. Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek. Az sonra bir sürü tazanın bağırışmalarını duymuşlar. Bir avcı topluluğuna ait olan bu köpekler bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş. Kedi hemen yanındaki bir ağacın dallarına sıçrayarak en üstündeki yaprak kümesinin içine saklanmış ve tilkinin hileleri işe yarayacak mı diye düşünmeye başlamış. Tilki ise acaba şu hileyi mi yapsam, bu hileyi mi yapsam diye düşünmeye başlamış. Çünkü o kadar çok hile biliyormuş ki hangisini uygulamasının daha doğru olacağına karar veremiyormuş. Tam birisini uygulayacakmış ki tazılar etrafını çevirip tilkinin işini bitirivermişler. Bütün olanları yukarıdan seyreden kedi kendi kendine çok hile bilmediğine şükürler olsun demiş ve şükretmiş. Evet sevgili çocuklar, fabul nedir? Bakalım fabul neymiş? Fabul bir tür küçük öyküdür. Olaya dayalı bir anlatımı vardır. Hayattan alınan küçük kesitler hayvanlar ya da bitkiler arasında geçmiş gibi anlatılarak aslında bizlere insanlık dersi vermeyi amaçlamaktadır. Olaylar güldürürken aynı zamanda bizleri eğitmektedir. Dünyanın en ünlü fabul yazarları kimlerdir? Dünyanın en ünlü fabul yazarları Beydaba, Ezop ve La Fontaine'dir. Dünya edebiyatında ilk ve ödevli fabullar Hint yazarı Beydaba'ya aittir. Ev ödevi olarak yerli kitaplarımızda sayfa 102'de bilinmeyen sözcüklerin anlamlarını yazarak soruları cevaplıyorsunuz. Kolay gelsin çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.